İlkte bir sinüs teoremi görüyorum. Sinüsün sloganı sinüs, sinkos, sinkos gider, aradaki işaret Değişmez. değişmezdi. 23 ve 22 açıları açılmış. 23, 22 aradaki açı artıysa Artı, artı, evet. sin 45 yaptı. Sin 45 ne? Kök 2 Kök bölü 2 bölü 2.2'dir ya da 1 1 bölü bölü kök kök 2. 2 sorunun doğru çözümü olur. Buradaki şeyde yine sinkos, sinkos gidiyor gördüğünüz gibi. Evet. Bununla bunun yerini değiştirmesi hiçbir şeyi fark ettirmez. Çünkü çarpmada Çarpımda. yer değiştirme özelliği var. Dolayısıyla yine bir sinüs teoremi. Birinci açımız 4x, diğeri 3x. Aradaki işaret değişmezdi. Artı. Sinüs, sinkos, sinkos gider. Aradaki işaret değişmez. Dolayısıyla sinüs 7x olur. Aynen. 14 14x x. pi ise 7x pi bölü 2 Pi bölü yapmaz 2. mı? Sin 90. Sinüs pi bölü 2 yapar. Sin 90. Bunu bilmeyenler için hemen anlatalım. Sin, bu eksenin adı hangi eksen? Kos ekseni. Bu Kosek. eksenin adı Sin. sin ekseni. 90 derece burası biliyorsunuz. Burada Evet. bir birim çember olduğunda burası artı 1 oluyor. Burası eksi 1. Dolayısıyla sin 90 neymiş? Artı Artı 1. bir. Sinüs 270 neymiş? Eksi Eksi 1. bir. O zaman cevabım artı 1. C şıkkı olacak. Peki. Bir diğer sorum ise şöyledir. Bize kosinüsü açılımını soruyor biliyor musun diye. Biliyoruz. Evet. Sloganımız kosinüs, Kos. koskos, Sin 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 gider. gider. Aradaki işaret Aradaki değişir. işaret değişir. Eksi ise artı olur. X, y, y, x yazdık. Aynen. Peki cos x lazım. Tanjant x verip cos x sorulursa hemen dik üçgen çizilir. X tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşı 3, bölü 4, komşu. 5 5. yaptı. Cos x ne? Komşu bölü hip'tir. Yani burası ne oluyor? Aynen. 4 bölü 4 5. bölü 5. Peki cos y, kotanjant y bize verilmiş. Biri verilip diğeri sorulursa dik üçgen Üçgen. çizeceğiz. Kotanjant y, komşu 24. 7, 24, 25 üçgen. Komşu bölü karşı mıydı? Evet, komşu bölü karşı. 7, 24, 25 oldu. Dolayısıyla kosinüs y ise komşu bölü hiptir. Burası 24 24 bölü bölü 25 24. olur. Artı sinüs y, bu da karşı bölü hip. 7 7 bölü bölü 25. 25. Sinüs x 3 3 bölü bölü 5 5. oldu. Buradan işlem yapmamız gerekecek. 5'lik Artık işletim oluyor. kaçta olursa önemli değil. Onun 4 işlemini yaparsa önemli değil. Bu soru kalıbına geldiğimde. Şimdi ben direkt x'i bulamam. Biliyorsun ki trigonometride x'i tanımlamak için ya da tanjant x'i tanımlamak için ne lazım? Dik üçgen. Üçgen. X'i dik üçgen içerisine direkt koyamazsın. Ama şöyle yapabilirsin. Bu x'i gelip şuradan parçalarsın. Bu tarafına a dersin. Bu tarafına b dersin. Bir kenara yazarsın. X eşittir a artı b diye. Sonra dersin ki bana tanjant x oluyor. Denklemin her iki tarafının neyini alayım? Tanjant Tanjantını. x'ini. Peki oldu sana tanjant a artı b. Bunun sloganı gördüğünü yaz. Tanjant Tanjant a A artı tanjant tanjant B. b. Bölü 1 eksi çarpımları tanjant a çarpı tanjant b. Hocam tanjant a'yı nereden bulalım? Bu dik üçgenden bulalım. Karşımız 2. Aynen. Komşumuz ne 4. oluyor? Şurası 4 mü? Aynen. Karşı bölü komşudan tanjant a ne çıkıyor? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 2'dir. Peki. Tanjant b ise 3 bölü 4 yapar. 3 bölü 4. Tanjant b 3 bölü 4. Dolayısıyla denklemde yerine yazarsan 1 bölü 2 artı 3 3 bölü bölü 4 4. bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 yazdım. Buradan genişlettiğimde 5 bölü yukarısı 4 5 yaptım. bölü 4. Alt ise 8 3 çıkar 5 bölü 5 8 bölü yapıyor. 8. Ters çevir çarptığında 5'ler gidecek. 2 8 mi? bölü 4'ten cevabınız 2 olacak. 4 A şıkkı doğruymuş zaten. Belki hemen bir diğer soruya baktığımızda ise evet ünlü bir söz var. Değil mi? O ne? Sinüsün yarımaçı formülü İki neydi? sin çarpı kosin. İki Değil mi? sin Sinüs kosin. sinkos sinkos gidiyordu. Aradaki Sinkos işaret sinkos değişmez. kaç sinkos? Aradaki de İki. artı 2 sinkos. Yani 2 tane sin x çarpı cos x'ti. Peki 2 çarpı sin x çarpı cos x kimin yarımaçı formülüymüş? Sinüsün. Sin. Yarısı 22,5 olan açı 45 derece. O zaman 45. bu sin 45'tir. Sin 45 de kök 2 3 bölü bölü 2. 2'dir. O da A 1 bölü kök 2. şıkkında eşleniğiyle çarpınca. Bu tanıman gereken bir açı. Tanjant. Tanjant 15 Kök. artı tanjant 15 adam gördüğünü yazmış. Bölü 1 1 eksi eksi. çarpımları yapmış. Bunu biz biliyoruz. Tanjant 15 artı 15. Yani 15'in tanjantın açılımı. yarım açı formülü bu. Tanjant 30'un açılmış hali. Kök 3 Tanjant bölü 1 30 bölü neydi? 3. Bilmiyorsam hemen üçgen çizerim ben de. Kafamı karıştırmam. 30'un karşısı x ile 92x'i gördü. Burası x köküçü görür. Dolayısıyla Aynen. tanjant 30 karşı bölü 1 neydi? bölü kök 3. Karşı bölü komşu. X bölü x kök 3. X'ler gitti. 1 1 bölü bölü kök kök 3. 3. Sorunun doğru çözümü olacaktır. Bu soruda sinüs 2x'in açılımı nedir dediğimde diyeceksiniz ki sinüs Sinüs sinkos sinkos gider. aradaki Aradaki işaret. artı yine artı kalır. Yani kaç sinkos? 2 Kesin. sinkos. Peki benim 2 sinkosu bulmam için tam kare sloganı var. Birincinin karesi. Ha, Birinci ile ikincinin parantez karesi. çarpımının iki katı. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı zaten benim aradığım şey. Dolayısıyla Aynen. eşitliğin her iki tarafının neyini almalısınız? Parantez Karesini. Karesini alırsanız birincinin karesi. Birinci ile ikincinin karesi. çarpımının İki iki katı. katı.
artı ikincinin karesi yapar. Burada 1 bölü 25 yapar. Şurası 2 sin cos sinüs 2x'tir. Bu arada sin kare artı cos karenin 1 olduğunu bilmemiz gerekir. 1 bölü 25 artı 1'i bu tarafa davet etsem eksi 1 geçer. 1 bölü 25 eksi 1 yazdık. Buradan eksi 24 bölü 25 bizim ama aradığımız şıktır. İkisinin ikisinin eksi aynen öyle. Var. Burada ne var? Eksi 2 tane sin cos var hocam. O zaman eksi eksiyle gittiğinde burası sinüs 2x artı 24 bölü 25 olur. O da C şıkkında. Şıklarda zaten negatif bir şey yoktur. Peki. 8. soruya bakalım. Yine ne yapabiliriz? Bu sefer de şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya A yazarız. Bu tarafa B yazarız. Bir kenara da A artı B, artı x 90 derece yazarız. Evet. Bize x lazımsa A artı B'yi bu tarafa davet ettiğimizde 90 eksi A artı B buluruz. Aynen. Her tarafın kotanjantını alırsak kotanjant x eşittir. Kotanjant 90 eksi A artı B yani 90 eksi teta. Biz bir önceki trigonometri 1'de ne öğrendik? 180 ve 360'da fonksiyon isminin değişmediği, 90 aynen. ve 270'de fonksiyon isminin değişmiyor. Değiştiği. Yalnız değişir değişmeden önce işaret belirlenecekti. 90'dan 1 derece bile çıkarsa birinci 89 bölge. Birinci bölge. Birinci bölgede tüm işaretler artı. Önce artıyı belirledim. 90'da fonksiyon ismi değişir. Olur sana tanjant teta. Teta ne burada? A artı B. O zaman tanjant A artı B'yi bulduğunda kotanjant X'i buluyorsun. Sloganın neydi? Gördüğünü yaz. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 artı ise eksi çarpımları dedik. Peki tanjant A için şurada güzel bir üçgenim var. Şu kadar, şu kadar, şu kadar. 3'müş burası. 3, şura 4. Peki tanjant A karşı bölü komşu 3 bölü 4. Tanjant A yerine 3 bölü 4 yazdım. Arada ne vardı? Artı. Şimdi geldim tanjant B'yi bulmaya. Şu üçgendeyim. 4, 4. 4 karşı 4, bölü komşudan 1. 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 yapıyor. Aynen. Buradan 7 bölü 4. 7 bölü 4. 4. Alt kısımda 1 bölü 4. Aynen. Cevabım da ne 7. çıkar? 7 çıkar. Sadeleştirirsek 7'yi buluruz. Peki. Evet. Bir diğer soruda ise biz şunu bileceğiz. Sinüsle kosinüs yan yana görülürse eğer başında 2 yoksa 2 ile çarpılıp 2'ye bölünür. Ama başında 4 varsa onu 2 kere 2 yazarsın. Aynen. Sin 6, kos 6. Herkes biliyor ki sin x çarpı kos x kimin yarımaç formülü? Sinüsü. Peki dikkatli bakalım şimdi. Buradan şurası sinüs kaç yapar? 12. Sinüs 12. Aynen, çok 12. güzel. Sinüs 12. 12'nin açılımı değil mi? Peki başta bir 2 var. Sinüs aynen. 12. Yanında kosinüs 12. Bu da bir açılım. Bu da bir açılım. Sinüs 24. Kimin yarımaçısı? 12 24'ün. 24. Sinüsün yarımaç formülü 2 çarpı sin x çarpı cos x. Dolayısıyla aynen. burası sinüs 24. 24 bölü kosinüs 64 mü? 66. Bu 24 ile 66 birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini aynen. 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne, tanjantı kotanjantına, sekantı kosekantına eşit ise bunlar birbiriyle aynıdır. Sadeleşir cevabınız 1 kalır. Peki buraya geldiğimde ise burada bir açılım görüyorum. Sin kos, sin kos, sinüs, sin kos, sin kos gider. Yani aradaki sin işaret açılımı. Değişir. Aradaki işaret değişmezdi. Sinüste, kosinüste değişir. Pardon, burası sinüs. Eksi olacak. Evet. Aynen. Peki. Buraya pi bölü 5 birinci açı, 6 pi bölü 5 ikinci açı yazdık. Aynen. Buradan işlem yaptığımızda sinüs eksi 5 pi bölü 5 yani eksi pi çıkar. Peki sinüs tek fonksiyon mudur, çift fonksiyon mudur? Sinüs çift 180. Hayır. Trigonometride kosinüs dışında tüm fonksiyonlar tek fonksiyondur. Kosinüs çift fonksiyon. Dolayısıyla kosinüs olsaydı bu ne onun adı? Kosinüs olsaydı çift fonksiyonlar mesela örnek işte çift fonksiyonlarda konu anlatırken hayır. hocalar der ki önündeki eksiği önüne artı içindeki eksiği önüne artı diye çıkarır. Bunun sebebi çift fonksiyon demek x kare demek. Mesela x karede x yerine eksi 1 yazınca ne olur? Artı 1. Bunun gibi. Ama sinüs tek fonksiyondur. İçindeki eksiği önüne eksi diye çıkarır. Aynı x küp gibi. Eksi 1'in küpüne eksi 1. Peki eksi sinüs pi yazdım buraya. Hocam sinüs pi ne? Sen boşuna eksiyle uğraşıyorsun. Ama ben konu anlatıyorum. Sinüs pi
biliyorsun sıfırdır. Sıfır. Niye hocam? Onu da tekrar Çünkü söyleyelim. yukarısı Sinüs sinüs. burada, kosinüs burada. 0 derece, 90 derece, 180 Aynen. derece. Pi 180'dir. Sinüs 180 80. derece ile sinüs ekseni orijinde yani sıfırda kesişir. Dolayısıyla bu 0, 0 kere eksi cevabın 0 olacaktır. Peki bir başka sorumuz ise şöyledir. Yukarıda bir açılım var mı? Var. Sin kos, sin kos gider. Aradaki işaret değişmez. Sinüsün hocam açılımı 5x, 6x açılar. Aradaki işaret değişmez. Artar. Artır. Alttaki ise kos kos, sin sin, kös kös, kosinüs kös kös giderdi. Dolayısıyla bu kosinüsün açılımı. Kosinüs 9x, diğeri 3x. Aradaki işaret değişirdi. Eksi olurdu. Dolayısıyla yukarısı sinüs 11x. Alt kısım ise kosinüs. Kosinüs kaç oluyor? 6x. 6x oluyor. Peki. X'in 17 şimdi tamam. her tarafı 2'ye böldüğünüzde 17x'in 90 olduğunu, yani 11 ile 6x'in toplamı 17. 90 dereceymiş. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü eşit. Kosinüsüne eşit olduğu için bunlar aynıdır ve cevap 1 çıkar. Dedik. Bir diğer soruya geldik. Tanjant x verilmiş, kotanjant 2x sorulmuş. Hemen kotanjant 2x'i parçalamalıyım. Hı. Önce açıları aynı yapmalıyım. Bu 2x, bu x. Peki sloganım şöyleydi. Kotanjant x artı x yazıyordum. Gördüğünü paydaya yazacaktım. Kotanjant x artı kotanjant x. Peki çarpımları eksi 1'di. Güzel. Aynen. Çarpımları eksi 1'di arkadaşlar. Peki buradan hocam tanjant x 3 bölü 4 ise TC 1'di. Türkiye Cumhuriyeti her zaman 1 numaraydı. Aynen. Tanjant çarpı kotanjant 1'dir. Tanjant yerine 3 bölü 4 yazıp kotanjantı çekersen tam tersi 4 bölü 3 4 bulursun. Bölü 3 Dolayısıyla formülde 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3 eksi 1 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 yazdığında kimi bulmuş oluyorsun? Kotanjant 2x'i buluyoruz. Dolayısıyla burada hesap yaparsanız 16 bölü 9 16'dan 9 çıkarsa kaç kalır? 7 mi? 7. 7 bölü 9 burası yapacak. Şurası ise 8 bölü 3'tür. Terçev çarparsanız kaç bulursunuz? 7 bölü 9 24 bölü çarpı 3 bölü 8 olur. Buradan 7 bölü 24 çıkıyor. Evet. Yani 7 bölü 24. Öyle bir şık. E şıkıymış. Peki. Bir başka sorumuz ise şöyle. 2 çarpı sin x çarpı cos x'in sinüs 2x olduğunu bilmeyen kalmadı artık. Peki bu x açısını 2 ile çarpın. Sinüs 80'dir bunun 80. açılımı. O da işte x çarpı kosinüs 10 demişsiniz. Her tarafı kos 10'a böldüğünüzde arkadaşlar 10 ile 80 birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüs kosinüsüne eşit olduğu için burası kaç yapıyor? 1 yapıyor. Cevap 5. Peki aynı şekilde devam edersem hocamız daha önce dedi ki sinüsle kosinüs yan yana görülürse 2 ile çarpılıp 2'ye bölünür. Şu kısımdayım. Şurayı ben ayrı şurada değerlendireceğim. Sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Çünkü hocam beni uyardı. Sinüsle kosinüs yan yana görülürse 2 ile çarpılır 2'ye bölünür. İkiye bölünür. Şurası 2 çarpı sin x çarpı cos x oldu arkadaşlarım. Aynen. Yani sinüsün açılımı. Sinüsün yarım açı formülü. Yarısı x bölü 2 olan açı x'tir. X, yani burası sinüs x. Bölü ne olur? 2. 2 çarpı Peki, cos x. Peki buraya yazalım. Sinüs x bölü 2 çarpı ne? Cos x. Peki şu altı tanıyor musunuz? Cos kare x eksi sin kare x. Yani kosinüs kare kös kös yani kosin, sin sin gider. Aradaki işaret değişir. Artı eksi olur. Bu Aynen. da kosinüs 2x demek. Kos kare evet. eksi kosinüs sin kare. 2x. Burası kosinüs 2x bu arada. Arkadaşlarım devamına geldim. Hoca yine dedi sinüsle kosinüsü yan yana gördüğünde 2 ile çarp 2'ye. Şunları yuvarlak içine alıyorum. Arkadaşlar şu üst kısım 2 çarpı sin 2 çarpı cos x sinüs 2x oldu. Bölü 4 paydada da kosinüs 2x oldu. Evet. Evet. Bunu düzenlerseniz sinüs 2x bölü kosinüs 2x çarpı 4 diye bir şey bulursunuz. Sin bölü kos tanjanttır. Aynen. Tanjant 2x bölü ne çıkar? 4. Evet. Cevap aşıktır. Peki. Test 2'ye geldiğimizde biz konu anlatırken dedik ki kosinüsün yarım açı formülleri kosinüs x'i biz x, 2x'i x artı x yazdık sonra dedik kosinüs kös kös gider aradaki işaret değişir kos kos sin sin gider aradaki işaret değişir x x x yazdığımızda ilk bulduğumuz sonuç kos kare x eksi sin kare x'ti. İkinci olarak da arkadaşlarım ikinci olarak da dedik ki sin kare artı kos kare 1'dir. Aynen. Kos kare gördüğün yere 1 eksi sin kare yazabilirdin.
1 eksi sin kare. Eksi sin kare de burada. 1 eksi 2 tane sin kare de kimin formülüydü? Kosinüs x. Kosinüs x ile ilgili 3 tane formül bilmemiz gerekir. Birincisi neydi? Kos kare eksi sin kare eksi. İkincisi neymiş? 1 eksi 2 sin kare eksi. Üçüncüsü 2 kos kare x eksi 1. Peki. Dolayısıyla o zaman biz bunu tanıyoruz. 1 eksi 2 sin kare x. Kosinüs 2 tane x. Yani 30. Kos 30 ne? Sin 31 bölü 2 ise kos 30 kök 3 bölü 2'dir. Cevabın C'dir. Bilmeyenler dik üçgen çizsin hemen arkadaşlarım. Evet. Kosinüs kös kös giderdi. Kos kos sin sin gider. Aradaki artı eksi olurdu. Kosinüs 71 eksi 11. Yani ne çıkar? Kosinüs 60 çıkar. Kos 60 sinüs 30'a eşittir. Birbirini 90'a tamamlarlar. O da 1 bölü 2'dir. Cevap aşıktır. Peki. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bir başka sorumuz ise şöyledir arkadaşlarım. Hemen bunun bir kare olduğunu söylemekte. Ben de hemen buralara harf veriyorum. A dedim, A dedim, A dedim. Arkadaşlarım bize evet benzerlik lazım. Şöyle yapacağız. Keşke ben şuralara 3A diyeceğim müsaadenizle. Nedenini şimdi göreceksiniz. 3A dediğim de arkadaşlarım şöyle bir şey yapmış olurum. Bir kenarı kaç A oluyor arkadaşlar? 6A. Şuralar 6. Ne oluyor? 6A oluyor. Arkadaşlar hatta A desek 3A mı oluyordu? 30 üçgenini yok şöyle yapıyoruz. Benzerlik yapamayacağız da tekrar A'ya döndüm arkadaşlarım. Şöyle oldu bakın. Şöyle bir benzerlik yapıyorum. 3 tane A adım atıp 3A'ya mı geldim? Evet. 1 tane A adım atıp A'ya gelirim o zaman. Şurayı bulurum. Yani hocam burası 2A. Hem burası 2A oluyor. Pardon. Aynen. O zaman arkadaşlarım benzerliği yazalım. Bir küsürlü çıkacak. Küsür çıkmasın diye sabahtan beri uğraştım ama neyse önemli değil. 3A adım attım. Kime geldim? Benzerlikten 2A'ya. 3A'da 2A'ya gelirsek arkadaşlar 1A'da nereye geliriz? 2A bölü 3'e. Şurası 2A bölü 3. Peki toplam 2A olacak arkadaşlarım. Buraya da 4A bölü 3 kalıyor. 4A bölü 3 toplarsanız arkadaşlar 6A bölü 3'ten 2A yapar. Tamam onu bulduk. Peki. Güzel. Şimdi ise yapmamız gereken buraya m diyorum, buraya n diyorum. Aynen. Sen de ne diyorsun? M artı n artı x kaç eşittir derece? 90. 90. Az önce söylediğim soruya ben aynı soru. M artı n'i bu tarafı kullan. Attık arkadaşlar. 90 eksi m artı n oldu. Her iki tarafın sinüsünü aldık. Sinüs x eşittir. Sinüs 90 eksi m artı n olur. Birinci bölgede işaret artıdır. 90'da fonksiyon ismi değişir. Kosinüs teta'ya yani m artı n'e eşit olur. Trigonometri birden bilmemiz gereken bir şeydi. Peki bizim sinüs x'i bulabilmemiz için kosinüs m artı m'in açılımını bilmemiz lazım. Biliyoruz kosinüs kos kos sin sin gider. Aradaki işaret, aradaki işaret değişirse artı buraya ne gelir? Eksi. M n n. Peki arkadaşlar burası 2A'ydı bu arada. Pisagor'dan şuraları bulmanız gerekecek. Pisagor'dan buraları bulun. 1 numaralı ve 2 numaralı üçgende kosinüs m'i, kosinüs ne? Komşu bölü hip'i hesaplamanız lazım. Getirip yerine yazacaksınız. Buradan sonra çarpacaksınız. Biraz uzun arkadaşlarım. İşlemi size bırakalım. Peki. Bir diğer sorumuz ise şöyleydi. Tanjantın yarım açı formülü nasıldı arkadaşlarım? Gördüğünü yaz. Aşağıya bir çarpıyor. Yazalım. Bir yazalım. Benzetelim. Tanjant 2x'i x artı x yazıyordunuz. Sonra ne yapıyordunuz? Gördüğünü yaz. Gördüğünüz. Tanjant x artı tanjant x. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x. Şuna bakarsanız tam tersi. Bunu ne attırmışlar? Takla attırmışlar. Aynen. Arkadaşlarım. Ve burada x gördüğünüz yere pi bölü 8 kullanılmış. Siz de buraya bir pi bölü 8 kullanın. Pi bölü 8, pi bölü 8. Ne oluyor? Toplarsanız 2 pi bölü 8, pi bölü 4. Arkadaşlar tanjant pi bölü 4 böyle. Şuradaki aynen. Gibi, şuradaki gibi. Ama bu tam tersi. Yani evet. 1 bölü tanjant pi bölü 4 oluyor. Takla attırmış hali. 180 bölü 4, 45. 45. Tanjant 45, 1'dir. 1 bölü 1'den cevabımız 1 olacak. Yine arkadaşlar. Peki 5. sorumuz ise şöyledir. Kosinüsün yarım açı formülü neydi? Kos kare x. Kos kare x. Eksi sin kare x bölü cos x eksi sin x. Buraya da eksi cos x yazdım. Bunun adı iki kare farkı. Açılımı. A kare eksi b kare. Bir eksilisi çarpı bir de artılısıydı biliyorsunuz. Bölü cos x eksi sin x eksi cos x. Şunlar bitti. Arkadaşlar
artı cos x eksi cos x'i götürür. Cevabımız sin x kalacak. Bu soruda bu da C şıkkı olacaktır. Peki. Bir başka sorumuz ise şöyle olacaktır. Denklemini aşağıdaki değerlerden hangisi sağlar demiş arkadaşlar. Sinüs kaç kökü bölü 2? Sinüs 31 bölü 2. Sinüs 60 kökü bölü 2. Yani 60 derece hangi şıkta? Bu 180 bölü 6 olmaz. 30 oluyor. Kaç oluyor? Orası 150 mi? Hiçbir şey bölü 6. Bu 150'dir. Aynen öyle. Bu? 120. 120'dir. Şu? 45. 5'tir. Bu? 135'tir. 135. Peki hangi saatmiş olur? Arkadaşlar ben şundan yana tercihim olacak. Sebep ne? Bakalım. Sinüs 120'yi biz tanıdık bir açı olsun diye sinüs 90 artı 30 ya da 180 eksi 60 yazarız. Peki 180 eksi 60, 180 eksi 60 şu bölgede. İkinci bu bölgede bölge. Sinüsün işareti gördüğün gibi pozitif. Art. 180'de fonksiyon ismi değişmez. Sinüs teta olur. Yani sinüs 60 sorunun doğru çözüm olur. Onun için cevap C şıkkıdır. Yani 60 derece ile 2 pi bölü 3 değer olarak muadildir. Aynı sonucu verir. Peki. Arkadaşlar denklemi aşağıdakilerdeki değerlerden hangisi sağlar? Yine aynısını sormuş. Bakalım. Herkes biliyor ki kosinüs kaç 1 bölü 2'dir? Sinüs 31 bölü 2 ise kos 60. 60. Yani buranın 60 derece olması lazım. Arkadaşlarım 60 derece ise 2x 60 ise x 30 derecedir. Peki aynen. 30 derece şıklarda hangisinde? Var mı direkt? Adana. Adana 180 bölü 6 sorunun doğru çözümü olur. Arkadaşlar bana diyor ki x'i arıyorsam birinci bölgede ara. 0 ile 90 derece arası tamam. Peki hemen ben buradan arkadaşlarım şöyle bir şey çözeceğim. Sinüs x eşittir 3 tane kosinüs x. Her tarafı kos x'e böldüğümde evet. Sin bölü cos tanjant x olur. O da eşittir 3'tür. Evet. Peki tanjant x eşittir 3'müş arkadaşlarım. X tanjantı karşı ne? Bölü komşu. 3, 1. 3 kat varsa hipotenüs kök küçüğünün 10. Kök 10 katı demiştik. Burası kök 10 çıktı. Bize kimi soruyorsunuz? Kosinüs 2x. Kosinüs 2x'in açılımını söyleyin. 3 tane var. Cos kare x eksi sin kare x. 2 cos kare x eksi 1'i ben kullanacağım şimdi. Diğeri de 1 eksi 2 sin kare x'ti. Onu da aynen. Söyleyelim. Peki kosinüs ne? Komşu 1 bölü. 1 bölü kök 10. 2 tane 1 bölü kök 10'un karesi eksi 1 dedik. Peki buradan ne çıkacak? 1 bölü 10 2 çarpı 1 bölü 10. 1 bölü 5 çıkacak. Aynen. 1 bölü, 1 bölü 5 eksi 1. Yani cevap eksi 4 bölü 5'tir. Eksi buradan paylaşırsanız. Ama 0 ile 90 arasında arayacağımız için. Pozitif mi olacak? 0 ile 90 arasında. Yok, kosinüs 2x'i arayacağız. O x. Ha. Hani 2x'i aradığımız için doğru bulduk. Cevap da eşlik olacak. Tamam. Peki. Diğerine bakalım. Hemen. Peki. Bir başka sorumuz şöyle. Tanjant x eşittir eksi 1 demiş arkadaşlar. Tanjant x eşittir eksi 1. Denklemi aşağıdaki değerlerden hangisi sağlar? Yine böyle bir soru. Arkadaşlar tanjant 45'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman tanjant 135. Bakalım. Tanjant 135 olsa kaçıncı bölgeye gelir? 90 artı 45 ikinci bölgeye gelir. Evet. İkinci bölgede sinüsün işareti artı kosinüsün eksidir. Tanjant artı 45. Bölü eksi ne olur? Eksi çıkar. Eksi. Yani doğru olur. Tanjant 135 olsa doğru olur. Peki 135 direkt şıklarda var mı ilk soruda? İlk şık 45, o yüzden bu 45. Aynen. Şu eline şık 30. Onu eledik. Şu 45 225 derece. Aynen. Peki 225 olur mu acaba? Bence o da olabilir. Arkadaşlarım şöyle olur. 90, 180 ne oluyor? 270 oluyor 270, ama 225 orası. 225 burası oluyor. 180 artı 45. Burada da ama ikisi de eksi oluyor gördüğün gibi. Cevap artı çıkar. Aynen. Onun için bu şık olmuyor. Peki 7 pi bölü 4 olur mu? 180 bölü 45. 180 bölü 45. 7 tane 45. 7 tane 45 ne yapar? 315 mi? 315. Tamam. 315 sorunun doğru çözümü olacak. Neden hocam? 0, 90, 180, 45 daha bu bölgeye geldin. 0, 180, gördüğün 90, gibi kosinüs ne? Artı. Sinüs ne? Eksi. Artının eksiye bölümü eksidir. Bura 315 dereceyi siz ne yazabilirsiniz? 360 eksi 45 yazarsınız. Bölgeden artı gelir. 360'a fonksiyon ismi değişmez. 45'in değeri 1 olduğu için arkadaşlarım. Pardon, bölgeden eksi gelecek. İsim değişmeyecek.
Tanjant 45 1 olduğu için cevap eksi 1 olacak. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Peki kosinüs 70 x ise kosinüs 40 ifadesinin x cinsinden değerini bulunuz diye bir soru var arkadaşlar. Bu arada bu diğer bu soruların hepsini farklı yolla çözebilirim. Ama o konuyu öğretmedik arkadaşlarım. Başka bir yolla da çözülebilir. Ona değineceğiz ileride. Peki. Kosinüs 70 x'miş arkadaşlar. Kosinüs 40 nedir dedi. Ben kosinüs 70'i tanıyamadım ama şuraya ne yazabilirim? Sin 20 mi? Aynen. Sin 20 evet güzel. Kos 70 ile 70 ile 20 birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüs kosinüsüne, tanjantı kotanjantına, sekantı kosekantına eşittir. Dolayısıyla yapmamız gereken sinüs 20. Hocam sinüs 20 ne işe yarar? Gördüğün gibi 40'ın neyi 20 derece? Yarısı. Yarısı. Peki sen kosinüsün yarım açı formüllerini 3 taneden ama aynen öyle arkadaşlarım 3 taneden bir tanesi 1 eksi 2 tane sinüs kare x'ti. Yani x ne? 2x'in yarısı. 40'ın yarısı. Bunu da biliyorsak sinüs 20 x ise cevabım 1 eksi 2 tane x kare. Yani D şıkkı sorunun doğru çözümü olacaktır. Peki bir diğer soruya geçtiğimizde arkadaşlarım. 11. soruda ise bir açılım mevcuttur. Benim gördüğüm sinüs, sin, kos, sin, kos gider. Aradaki işaret değişmez. Dolayısıyla bu sinüsün açılımı. Sinüs birinci açı x artıya, ikinci açı x eksiye, aradaki işaret eksi yazdı. Peki sinüs dedik. X artı y eksi x artı y. Buradan sinüs 2y çıkar arkadaşlar. Peki bu sinüs 2y'ymiş. Peki 6y 5pi ise biz 2y'yi istiyorsak her tarafı 3'e bölmeliyiz. 2y eşittir. 5pi bölü 3. 180 yazarsan 180 3'e böl 300 yapar. Arkadaşlarım sinüs 300 bize sorulmuş. 300'ü tanıyan yok. Ya 270 artı 30, 30 tanıdık açı ya da 360 eksi 60 yazacaksınız. Hemen bölgeye gideceksiniz. İşareti soracaksınız. İsim değişir değişmezden önce. 360 eksi 60 son bölge, dördüncü bölge. Aynen. Dördüncü bölgede sinüs ekseni negatiftir. Önce eksi yazdım. 360'da fonksiyonun ismi değişmez. Sinüs 60 olur. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Eksiyle çarptık. Cevap eksi kök 3 bölü 2 oldu. Peki bir diğer sorumuz ise şöyle. 12. sorumuz şöyledir arkadaşlarım. 12. soruda ifadesinin değerini bulunuz diye bir soru var. Burada dikkat etmem gereken bunun kotanjantın açılım formülü olduğudur. Kotanjant, aynen, kotanjant mesela örnek yine anlatalım. Kotanjant x artı y'yi gördüğünde bu tanjant olayda gördüğünü yaz diyordu. Ama kotanjant da gördüğünü paydaya yaz diyor. Paydaya yazıyorsun. Yalnız şu eksi olması lazım. Gördüğüm şöyle. Kotanjant x eksi kotanjant y. Peki arkadaşlarım burası çarpımları eksi 1 olacaktı. Değil mi? Tanjantta 1 eksi çarpımları bunda çarpımları eksi 1'di. Bu arada eksi 1 ağzımız alışmış. Burası eksi ise burası ne olacak? Artı olacak. Artı 1 olacak. Aynen. Dolayısıyla bu bunun açılımı. Soruda x yerine 53 kullanılmış arkadaşlarım. Y yerine 23 kullanılmış. Kotanjant 53 eksi 23 yani bu 30. Kotanjant 30'un açılmış halidir. Arkadaşlar tanjant 30 kök 3'tü. Kotanjant 30 ise ne olur? Tersini söyledim. Pardon arkadaşlarım. Ha. Tersini söyledim. Tanjant kotanjant 30'un ne olması lazım? Kök 3 olması gerekir arkadaşlar. Peki. Ya bunları unutursak lütfen riske atmayalım sınavda. Üçgen çizelim. 30-60-90 üçgeni çizerseniz sıkıntınız kalmayacaktır. Peki burada arkadaşlar bu IH yazan yere X ya da X'i soru kullanmış A dedik. IH neresi oluyor? Şu kare A'ymış. Şurada A'ymış. Peki. Burası kaç A olmalı? 2A. EF neresi arkadaşlar? Şurası 2A. 2A. 2A dedik. Peki. Şurada A'dır. Devam edelim. AB'de kaç A oluyor? 4 tane A olacakmış. Buraya da 4 A yazdık. Şimdi soruya baktığımızda. Hocam biz X'i ne yapacağız? Hemen tabii ki parçalayacağız. M diyeceğiz bu kısma. Pardon. Şu kısma M. Bu kısma N diyoruz. M artı. X eşittir ne oluyor? M artı. Her iki tarafın neyini alıyorum arkadaşlarım? Kosinüsünü. Kosinüs. Kos X.
eşittir kosinüs m artı n yazdım. Peki nasıl açılacak? Kos kos. Sin sin. Aradaki işaret değişik. Çok güzel. Kos kos. Sin sin. Aradaki artı ne olacak? Eksi. Bura ne? M. N. Nem. N. M yazdım. Şöyle yazabiliriz. Şimdi kosinüs m. Hemen bulalım kosinüs m'i. Arkadaşlar bakın bura 3a. Burası 4a. Burası 5a oldu. Kosinüs m. Komşum şurası 3a. Bölü 5a. 3 bölü 5 yapıyor. Burası 3 bölü 5. Peki kosinüs n lazımmış. N'i de bu üçgenden bulacağım. Komşum 3a değil mi? 3, aynen. 2, 3'ün karesi 9, 2'nin 2, 4, kök 13 yapıyor kök şurası. 13. Kosinüs n 3 bölü kök 13 yapıyor. Arkadaşlar kosinüs sinüs n ne yapıyor? N'in karşısı 2a, kök 13a, 2 bölü 2 kök 13. Peki başka. Sinüs m lazım. 4 bölü 5'tir. Karşı bölü hip'tir. Buradan arkadaşlar sonucu kaç bulduk? 9 eksi 8, 5 kök 13. Yani 1 bölü 5 kök 13. O da hangi şıktaymış? E şıkkı sorunun doğru çözümü olacak arkadaşlar. Peki. Bir diğer soru. Artlara geldik. Artlar çok basitti biliyorsunuz. İlk önce şu kısımla uğraşacağım. Arkadaşlarım. Ark tanjant türevde yok. Burada var. Ark tanjant 2 bölü 5 bilinmiyor. A yazdım. Arkadaşlarım ya da X yazdım. Peki. Ark kalkması için şuraların yer değişmesi gerekir arkadaşlar. Tek aynen kuralı bu. Tanjant x eşittir ne çıktı? 2 bölü 5. Peki. Getirip soruda şuraya x demiştik biz. Aynen. O zaman bize sinüs 2x soruluyor. Sinüs x artı x. Sinüs 2x soruluyor. Bunun açılımı neydi? 2 çarpı sin x cos x. Peki sinüs x. Biri verilip diğeri sorulsa ne üçgen çizecektik? Tanjant karşı bölü komşu. Aynen. 25, 4 daha kök 29 yapacak arkadaşlar. Aynen. Buradan sinüs de karşı bölü ip 2 bölü, 2 bölü kök 29. Kosinüs komşu bölü ip. X'in komşusu ne? Şu komşusu 5 bölü kök 29. 5 bölü kök 29. Bu payda 29 çıktı x'in çarpımı. 20 bölü 29. Yukarısı da 20 çıktı. 20 bölü anladım. 29 A şıkkı sorunun doğru çözümü oluyor arkadaşlarım. Peki burada ise size diyor ki ben size sin sin kos kosu verdim. Bir zahmet taraf tarafa uyanık olun. Toplayın. Deyin ki kosinüs kos kos. Sin sin gider. Biz topladık mı? Evet. Taraf tarafa topladık. Evet. Güzel. Çünkü toplamalıyız. Bakın burası eksi olmasını evet istiyoruz. Aradaki şart değişecek ya. Onun için evet topladık. Sin y dedik. Biz bunları toplamıştık. Araya artı koyduk. Bu arada burası neydi? 1 bölü 5. Şura 1 bölü 5'miş. Burada 1 bölü 3. Toplarsak kaç yapar? 8 bölü 15. 8 bölü 15. Tamam. Bu kimin açılımı diye sorsalar? Kosinüsün. Peki birinci açı x, ikinci açı y. Aradaki işaret değişir. Burası eksi olur. Hocam bana da zaten bunu soruyorlar. Cevap 8 bölü 15 oluyor. A şıkkı sorunun doğru çözümü oluyor.